Merhaba Burç TV takipçileri tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi ikizler burcu için bir fal kapattım. Bu ay için ikizler burcunu bakalım neler bekliyor? Falınızda neler çıkmış? Hep birlikte bakalım. Ben de yorumlamaya çalışayım sevgili ikizler burcu. Evet, şöyle göstermek istiyorum. İkizler Burcu'nun biraz şu sıralar biraz kafası kalabalık, kafası karışık bir konuya özellikle çok odaklanmışlar. İstedikleri bir haber var, bekledikleri bir haber var sanki bu haber gelmemiş biraz buna canı sıkılmış İkizler Burcu'nun. Fakat şunu söylemek istiyorum yakın bir zamanda alacakları başka bir haberle bu bekledikleri haber değil farklı bir haber ama bu haberle inanın çok sevinecekler, çok mutlu olacaklar. Böyle yerinde duramayan sevgili ikizler böyle hep bir hareket halinde hep bir koşuşturmaca içinde olmayı seviyor açıkçası bir insanın elinden tutabilirsiniz bir insana yardım edebilirsiniz manevi anlamda yardım edebilirsiniz bir insanın galiba size ihtiyacı var onun yanında olmak için siz de gideceksiniz ufak kısa bir yola şunu söylemek istiyorum içiniz her ne kadar böyle biraz karanlık biraz kasvetli çıkmış olsa da şunu söylemek istiyorum biriyle yapacağınız görüşme konuşma o insanın varlığı size huzur verecek sizin iç dünyanızı biraz aydınlatacak ve dediğim gibi istediğiniz bir şey var beklediğiniz özellikle ona çok yoğunlaşmışsınız bu yakın zamanda bu olayı bu güzel şeyi yaşayacaksınız size artılar kazandıracak bir olayın içinde göreceksiniz kendinizi hakikaten şu sıralar böyle her şey biraz aksine gitmiş tersine gitmiş gibi ama dediğim gibi bundan sonra alacağınız özellikle bir haberle birlikte bir işe başlayacaksınız siz. Yani yapmak istediğiniz her neyse bunu yapmaya başlayacaksınız ve bundan sonra hakikaten kendinize birçok artılar katacaksınız, kazandıracaksınız. Burada sizden haber bekleyen özellikle uzakta olan bir insan var. Sanki sizin vereceğiniz bir haberle kendini ayarlıyor belki de sizin yanınıza gelecek. Her konuda size aslında destek olmaya, yardımcı olmaya dünden razı bir insan. Bakın burada basamaklar çıkmış yani şunu söylemek istiyorum sevgili ikizler bazı şeylerin bir an önce hemen her şekilde olmasını istiyorsunuz bazen aceleci davranıyorsunuz fakat sizde basamak basamak sanki böyle basamakları emin adımlarla ama ağır bir şekilde çıkacaksınız yani şu demek oluyor aslında istediğiniz güzel aydınlık bir kapınız var evet ve siz sadece biraz zaman tanımalısınız kendinize istediğiniz şeye dediğim gibi basamak basamak ağır ağır ama emin adımlarla ulaşacaksınız. Ee, içinizden kopmuş giden biri var. Yani bir ilişkiyi bitirdiyseniz bir kırgınlık bir dargınlık bir e, uzaklık söz konusuysa e, tekrar gündeme gelebilir. Tekrar bu insanla bir yüzleşme yapabilirsiniz. Sanki şu an aklınızda e, buna biraz böyle odaklanmışsınız. Aklınızda hep bu var. E, belki siz bir haber bekliyorsunuz. Belki karşınızdaki kişi yani aslında ikiniz de birbirinizden belki de bir adım bekliyorsunuz. E, fakat bu adımı yapacak olan yine sizsiniz yine görev size düşüyor. Evet, bu insana yüzleşeceksiniz, konuşacaksınız, belki bazı şeyleri e, tatlıya bağlayacaksınız. Dediğim gibi bazı şeyler sizin elinizde. E, size bu zaman içinde belki bu ay e, çok e, yollar yapacaksınız, yollarınız var, açık, aydınlık, güzel yollar gözüküyor size. Gezme planlarınız varsa ya da işle ilgili seyahat etmeyi düşünüyorsanız açıkçası, evet e, yollar açık, temiz çıkmış. Bakın burada böyle kaplan, aslana benzeyen e, bir hayvan var. Yani belki de hakikaten aslan gibi güçleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. Birçok konuda kendinizi pekiştireceksiniz, güçlendireceksiniz. Böyle daha en azından mantıklı, daha böyle kafanızı dinleyerek, kendinizi dinleyerek bazı şeylere yapacaksınız ve dediğim gibi aslında sadece düşünmek bile size yetiyor. Daha sağlıklı çünkü kararlar veriyorsunuz. Dediğim gibi şu ay içinde yollar ve güçlenme söz konusu sevgili ikizler. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Evet. Bazı şeyleri hakikaten fazlaca kafanıza takıyorsunuz, fazlaca siz böyle detaylara iniyorsunuz, bazen geçmişi çok kurcalıyorsunuz. Bu da size hakikaten sıkıntı veriyor, sorunlar yaşatıyor. Çünkü geçmişi bazen tekrar irdeliyorsunuz. Açıkçası aslında önünüze bakıp ilerlerseniz önünüze sizin birçok yenilikler yaşadığınızı, birçok güzel şeyler yaşadığınızı göreceksiniz. Sadece dediğim gibi geçmişi fazla kurcalamazsanız, şayet İyi olan güzel olan birçok şey arka arkaya yaşayacaksınız zaten sadece şunu söylemek istiyorum size sanki bir insan sizi hedef olarak gösteriyor yani biri sizinle yarış halinde olabilir. Aslında sizi seven bir insan fakat bazen sizi kıskanabiliyor sizin enerjinizi sizin çalışkanlığınızı kıskanıyor ve sizi hedef gibi görüyor yani hep sizin yapmış olduğunuz şeyleri yapmaya çalışıyor hep gittiğiniz yoldan gitmeye çalışan bir insan var açıkçası bu biraz sizin canınızı sıkıyor ama aslında size de pek zararı yok açıkçası sadece bu insan sizin sayenizde böyle hırslanıyor daha çok işine gücüne sarılıyor. Dediğim gibi birçok yenilik birçok güzel haber alacaksınız güzel şeyler var bir de elinize toplu bir para geçecek yani beklediğiniz bir yerden gelecek olan bir para varsa bu yakın zamanda elinizde geçecek ve siz bununla bir şey yapmaya aslında karar vermişsiniz niyet etmişsiniz elinize geçecek parayla güzel bir yatırım yapmak istiyorsunuz açıkçası. Bakın burada kollarını açmış. Yani hani ben buradayım. Sadece beni gör. Yanıma gel diye sanki mesaj veren bir insan var. Kollarını açmış. Aslında ona sarıldığınız anda her şeyin biteceğini, her şeyin daha iyi olacağını biliyorsunuz. Sanki bir konuda gurur yapıyor gibi ikizler. Bu yüzden biraz kendileriyle çelişkili çelişiyor açıkçası. Ama dediğim gibi sizi bekleyen, her daim yanınızda olacak, kollarını açmış, sevgisini paylaşacak, bütün benliğiyle sizi bekleyen bir insan var. Dediğim gibi bu tamamıyla sizin elinizde iyileştirmek ya da bitirmek bazı şeyleri iki tane güzel haber arka arkaya alacaksınız ve bu aldığınız haberi zaten beklediğiniz bir haber olacak bu güzel iyi bir haber geliyor iki kez arka arkaya gelecek olan haberle siz bir iş yapacaksınız yani sanki bir ortaklık olabilir bir anlaşma olabilir işinizi büyütmek anlamında olabilir yani e, tamamiyle maddi olarak yani maddi olarak kazanç sağlamak, e, büyümek, ilerlemek için bir insanla bir adım atabilirsiniz. Bir ortaklık olabilir e, ve <laughs> Bununla ilgili de uzun uzun bir başkasından açıkçası bilgi alıyorsunuz. Güvendiğiniz bir insandan bilgi alacaksınız, tavsiye alacaksınız. Şu ara çok nazara, çok göze gelebiliyorsunuz. Biraz enerjinizi düşürebiliyor bu kötü enerji. Fakat kendinizi çok çabuk iyileştirebiliyorsunuz sevgili ikizler. Çok çabuk tamir edebiliyorsunuz. İçinizde öyle güzel bir enerji var ki. Hani bazen insanlar size ne kadar dengelerini sorgulasalar da dengenizi sorgulasalar da aslında siz yerine göre dengede yerine göre dipte olmayı tercih ediyorsunuz bu tamamen sizin hayatınızla sizin ruhunuzla ilgili yani ruhunuzda ne hissediyorsanız ruh haliniz nasılsa öyle davranıyorsunuz kesinlikle yapmacık ya da e, e, sahte olamıyorsunuz açıkçası bu insan bazı insanlar da bu yüzden sizi seviyor bazı insanlar da size böyle çekinmeyen yaklaşıyor ama e, siz dediğim gibi ne neys neyseniz o net olan e, işte sözünün eri kişilersiniz dediğim gibi şu dönemden sonra özellikle bu ay içinde güç, kuvvet, para, şans sizinle olacak. Dediğim gibi bir eşe atılmak, bir ortaklık ya da işte bir işinizde bir büyüme yapmak istiyorsanız tam fırsatı tam zamanı olabilir. Güzel şeyler hakikaten arka arkaya yaşayacaksınız. Çok güzel bir nasip, kısmet ve hanenizin içinde duruyor. Evinizle ilgili yaşamış olduğunuz bir sorun varsa bu sorunu da en kısa zamanda çözümlemeye çalışacaksınız. Bir kişiyi karşınıza alıyorsunuz. Bu insan biraz öfkeli, bazen kendi sinirlerine hakim olamayan biri ama siz konuşmalarınızla bu insanı biraz sakinleştirip biraz kendi içinizi, kendi içinizdekilere o kişiyi anlatabileceksiniz. En azından sizi anlamaya çalışacak, dinleyecek en azından. Dediğim gibi hanenizle ilgili yaşadığınız belki bir insan, özellikle bir kişiyle yaşadığınız hanenizde sorun, sıkıntıyı halledeceksiniz. Konuşma en azından fırsatını yakalayabileceksiniz. Dediğim gibi sevgili ikizler evet yorulmuş biraz bazı bıkkınlıklar yaşamış ama bundan sonra iyi ve güzel olan birçok şeyi arka arkaya yaşayacaklar. Böyle evet. e, dik duracaklar. Hayata bakışları e, hep dik olacak ve bundan sonra e, dediğim gibi e, ağır ama emin adımlarla ilerleyecekler. İnşallah gönlünüzde her ne varsa neler varsa hepsi gerçek olsun diliyorum. Hoşçakalın.